Ozan Çobanoğlu, Ankara'da vefat eden abisi Şentürk Çobanoğlu'nun son yolculuğuna uğurladı. Ankara'da dün vefat eden ünlü Ozan Murat Çobanoğlu'nun oğlu Şentürk Çobanoğlu, bugün düzenlenen cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Şentürk Çobanoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törenle defnedildi. Törene sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Şentürk Çobanoğlu için düzenlenen cenaze töreni, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çobanoğlu'nun cenaze törenine ailesi, dostları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Şentürk Çobanoğlu'nun cenaze törenine sanat dünyasından birçok ünlü isim ve siyasetçi katıldı. Tanınmış sanatçılar, Şentürk Çobanoğlu'nun anısına duygusal konuşmalar yaparak taziyelerini iletti. Törene katılanlar, World Türk Televizyonu mikrofonlarına konuşarak Şentürk Çobanoğlu için başsağlığı dileklerinde bulundular. Ozan Çobanoğlu'ndan taziye teşekkürü. Arka Sokaklar dizisiyle tanınan ve sinema oyunculuğunda da başarılı olan Ozan Çobanoğlu, abisi Şentürk Çobanoğlu'nun cenaze törenine katılan ve taziyelerini ileten herkese teşekkür etti. Canberk Kızılkaya, merhum Şentürk Çobanoğlu, merhum Ramazan Gökhan beyefendilerim, cenaze namazlarını kılacağız. Buyurun, niyet edeyim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyitler için duaya, her kişiler niyetine uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Söyleyeyim, Murat Çobanoğlu mekanı cennet olsun. Kars'ın simgesi ve Şentürk Çobanoğlu da bugün kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Çok acı bir olay. Mekanı cennet olsun. Bütün buradan ailesine, sevenlerine ve bütün Kars halkına buradan taziyelerimi bildiriyorum. Allah sabırlar versin. Biz geldik. Bundan 19 yıl önce Murat Çobanoğlu'nu yolcu ettik. Bugün de hasreti, yavrusu, ilk evladı olan Şentürk Çobanoğlu'nu yolcu ediyoruz. Bütün bu gelen kalabalık, bütün bu dostlarımız da Allah razı olsunlar, gelmişlerdir. Ne diyeyim, acı günde ne konuşulur? Hani bir gün gelen bir gün gidecek, bu fani dünyadır. Allah'a kurban olayım, Allah-u Teala sevdiklerini önce alıyor. Ki burada enteresan bir şey var, belki bilmediğiniz. Murat Çobanoğlu 63 yaşında aynı hastalıkla vefat etti. Yani akciğer kanseri. Şentürk kardeşim de yine 63 yaşında aynı hastalıktan. Yani aralarında yaş aralığında. Allah'ın hikmeti. Buna diyecek bir şeyimiz yok değerli dostum. Çok teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.
Vekil Seyfettin Bey, öncelikle size teşekkür ediyoruz. Böyle acılı günlerde ve normal günlerde de hep yanımızda olan kardeşlerimizden birisin. Şentürk Çobanoğlu bizim için çok değerli bir abimiz, değerli bir kardeşimizdi. Murat Çobanoğlu'nun varisiydi, oğluydu. Tabii ki babası gibi o da vefalı bir insandı. Bu sanata emek vermiş hemşerilerimizden biriydi. Allah rahmet eylesin, üzüldük. Üzüntümüzü nasıl ifade edeceğimizi de bilmiyoruz. Allah rahmet eylesin diyelim. Ben teşekkür ederim. Ben Şentürk Bey'in babasından ta geçmişinden biliyorum. Çocukluğunu biliyorum. Rahmetlik Murat Çobanoğlu abimiz tabii Kars'ımızın, Türkiye'mizin sanatsal değeridir. Devlet sanatçısıdır. Onun cenazesinde de bu kadar üzülmüştüm. Tabii Şentürk kardeşimi de yakından bildiğim, tanıdığım için ona da çok üzüldüm. Hem bugün Şentürk kardeşimiz hem Murat Çobanoğlu abimiz için üzüntülerim var tabii. Allah her ikisine de gani gani rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Murat abimin sanat alanında, edebiyat alanında bıraktığı ülkemize çok, Kars'ımıza çok şeyleri vardır. Onun için kendisine 2005 yılında rahmetlik olmasına rağmen daha bugün bile rahmetli anıyorum. Her an, her gün aklımızdadır. Eserlerini her zaman dinliyoruz. Kardeşime de, çoluğuna, çocuğuna, yakınlarına, kardeşlerine de başsağlığı diliyorum. Karslı'nın başı sağ olsun diyorum. Acı günümüz, çok büyük acımız, çok genç yaşta, yani kısa bir sürede kaybettik, ani oldu bizim için. Ankara'da son yolculuğuna uğrayacağız. Sevenleri geldi, arkadaşları geldi, çok kalabalıktı, çok mutlu etti bizi bu. Yoğun bir katılım vardı. Evet evet, yoğun bir katılım vardı, ne kadar çok sevildiğini gördüm. Evet. Ama tabii acımız büyük, nurlar için duysun diyorum. Ne diyeyim, teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Türk Çobanoğlu çok değerli bir kardeşimizdi. Çok iyi bir arkadaşımızdı. Her iki haftada bir görüşürdük, açardı. Çok hürmetli, edepli. Zaten kendisi bize aşığımız, edebiyatımızın, kültürümüzün duayeni Murat Çobanoğlu'nun hediyesiydi. Onu da kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Gerçekten çok üzücü. Hakikaten ben inanamadım görünce. Ve koştuk geldik ama işte böyle birer birer ayrılıyor değerlerimiz. Allah rahmet etsin. Sağ olun.